Ben de düşüneyim. Bursa grubundan arkadaşlarımız birazdan aramızdan ayrılacaklar. 60 numara. Evet, sevgili Berten hocamı, Berten Çelikeri öncelikle sahneye davet etmek istiyorum. 60 numara yerini buldu mu? 65 numara. 65 de yerine gidiyor, 65 de karşıda ve genel dinlen yerini bir devam ediyor değil mi? Çalışma grubu, sanatçılar çalışma grubunun değerli üyelerinden. Emekli öğretmen, ressam, şair ve başka abi, unuttum şey, vesaire ve benzeri. Buyurun, mikrofon. Evet dostlar, hoş geldiniz. Yakından gelenler, Bursa'dan gelenler, uzaktan gelenler ama gönlümüze yakın gelenler. Evet, burada şu anda yerel gündem 20'nin bitmiş olduğu ama kent konseyiyle devam etmiş bir grubun temsilci yardımcısı olarak bulunuyorum. Temsilcim o kadar çok meşgul ki dostlarınla, gelen misafirlerinle bir gün evvelden gelip bir gün sonra gitmek şartıyla hatta bizi de öksüz ve yetim bırakarak, kendisi burada kalarak 11'de bizi arabaya bindirip yolcu edecek ama yarın misafirlerini geçirecek. Evet, böyle bir grubun üyesi olmak çok farklı bir şey. Hayatcan da bizim üyelerimizden bir tanesi ama o bir kurt tavuk gibi böyle hep yavrularını çoğaltıp salıyor dışarıya. Sabahattin de bizim üyelerimizden biri. Onda da çok şeyler başardık biz ama onu da İstanbul'a transfer ettik. O gitti, İstanbul'da çok güzel şeyler yapıyor. Ama bunun yanı sıra da bizim grubumuza Ünata gibi, Sayın Ulviye Hanım gibi böyle transferlerle çok güzel ivmeler kazandırdığımız bir grubumuz var ve kent konseyinde yerel gündem 21 ivmesini çok yukarılara, ta Uludağ'ın zirvelerine taşıyoruz. İnşallah bu senede altıncısını kültür ve sanat şöleni yapacağız hep birlikte. Evet, şimdi dilerseniz güzel bir şeyle bunu noktalayalım çünkü biz gitmek üzereyiz abi. Evet, bir Sevda Şairi'yle devam ediyoruz. Sevda Şairi, Sevda Şiiri'yle. Sonunda öylesine bir akşamdı. Güneş an be an alçaldı. Utanıp sanki kızardı. Mahcup sevdiğine bakan işte tam da o anda bir başkasına yakalanan bir genç kızın yanakları kadar aldı. Tutacağınız kadar yakın, kavuşamayacağınız kadar uzaktı. Siz büyülenmiş gibi bakarken şaşkın, o muzipçe dağın ardına saklandı. Kainat bir an kızıl gri, kırmızı mor, arada hüzünlü mavi. Ardından insana yapışan gecenin rengi boşaladı. Önce akşam sefaları kabullendi. İtaatkar sanki istekli. Boyunlarını büküp kapandılar. Sonra sokak lambaları yandı. Değil tek bile birden gecenin habercisi karanlığa inat aydınlandı. Sahil yolunun defalarca sökülüp tekrardan dizilen parke taşları, ökçelerin altında ezilmiş çorgun suratları. Ben dahil birden herkes dönüp ardına baktı. Baktığımız yer çamlar arasında heybetli bir başına kalenin burçlarıydı. Şiirli bir sarı, siz deyin sanki pamuk beyazı. Pırıl pırıl, kalaylı, bakir bitsini, koskocaman yuvarlak ve de sırlı. Dolunay, çamların arasından adeta onları silkeleyip kıpırdatarak, rakkası gibi ölçülü ama kırıtıp kışkırtarak mehtap olup çıktı. Bütün bunlara şahit oldum. Jungle'da tuzağa düşürülüp yakalanmış, kafese kapatılmış tutsak bir aslanın şaşkın, anlamaz bakışlarında.
Dünya bir tık daha döndü. Kimin umurunda ben aşık oluyordum. Paslı esaret zincirlerimi kırıp sonunda. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.